Mertem çok sevmiş çocuk. Biraz daha biraz yardım yapabilirim. Çalışmaları yok. Aynı zamanda ben hocam olarak bunları ya. Çalışmaları da mı? Ahmet Cevdet Paşa Lisesi. Ahmet Cevdet Paşa çok önemli bir isim Osmanlı tarihinde. Kendisi çok önemli tarihimizin sosyoloğu ve hukukçusu. Biliyorsunuz Mecelle'nin yazarı aynı zamanda. Böyle büyük bir devlet adamımızın, mütefekkirimizin isminin bu okula verilmesi çok ehemmiyet arz ediyor. Üç isim önemli. Başta Hakan Ülkü. Evet, şu anda bu sınıfın açılmasını sağlayan yatırımcımız, hayırsever iş adamımız. Allah onlardan razı olsun. Sayıları artsın inşallah. Gülten Doğan. Evet, herkese inşallah Cenab-ı Hak böyle bir evlat nasip etsin. Babasını unutmuyor ve onun adına hayır olsun diye. Türkiye çapında biliyorsunuz milli teknoloji hamlesi. Bütün öğrencilerimizin, gençlerimizin teknolojiyle buluşması gerekiyor. Yani bu teknoloji artık anaokullarına kadar indi. Yani çocuklar en gelişim sağlayacağı yaşlardan itibaren bu tür öğrenimlerin ve eğitimlerin yapılması gerekiyor. Neden robotik kodlamanın ne faydası var? Evet, gençlerin, çocuklarımızın beyninin iyi gelişmesini sağlıyor. Değerli katılımcılar, yani her öğrenci aynı zamanda iyi araştıran bir öğrenci olması lazım. İyi yetişmesi için iyi bir analiz gücünün olması gerekiyor. Analitik yeteneğinin gelişmesi gerekiyor. Yorum kabiliyetinin artması gerekiyor. Bu bakımdan bu robotik kodlama müessesesinin, teknolojinin böylece artırılması çok önem arz ediyor. Veliler de bunun farkında belki. Belli bir süreden sonra öğrencilerimizin her birinin farklı bir şekilde bu yetenekleri kazandığını her birimiz görüyoruz zaten. O yüzden Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada aslında bu çok önem arz ediyor. Türkiye'de Aksaray'da her ilçede var şu anda. Merkezle beraber yani 8 toplam 15 tane şu anda. İnşallah bu önümüzdeki haftaları dilediğini de açacağız. Toplam 15 sınıfa ulaşmış olacağız. Sayın Valim, Hakan Bey. Allah mübarek etsin. Başarılar diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, açıyoruz. Hayırlı olsun. Okulumuza ve şehrimize.